Merhaba değerli arkadaşlar. 19. haftamızın çözümleriyle birlikteyiz. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, ne diyor? Afişler ne anlatıyor değerli arkadaşlar? Hemen bakalım afişlerimizin neler anlattığına. Bakın, ilk afişimizde ışık görüyoruz. Dolayısıyla lüzumsuzsa söndür. İkinci afişimizde ise sigaraya hayır, değil mi arkadaşlar? Evet. Üçüncü afişimize bakıyoruz. Arkadaşlarımız yerlerden bir şeyler topluyorlar. Okuldalar. Yani okulumuzu temiz tutalım. Dördüncü afişimize baktığımızda ise bakın su boşa akıtılıyor. Yani muslukları kapayalım. Boşa musluk suyu akıtmayalım. Su önemli. Tasarruflu olmamız lazım. Değerli arkadaşlar. Ve son beşinci resmimizde ise gördüğünüz üzere 155 jandarma, 110 itfaiye, 156 jandarma, 155 polis, acil servis 112. Tabii değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere bunların hepsi şu an 112 çerçevesinde toplandı. Biz bu numaraların hepsine artık nereden ulaşabiliyoruz? 112'yi aradığımızda 112 bizi yönlendiriyor değerli arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Cümle tamamlama diyoruz değerli arkadaşlar. Diyor ki uygun olan sözcük ile, değil mi? Uygun olanla tamamlayalım. Yardımlarınız için ne yaparız arkadaşlar? Tabii ki teşekkür ediyoruz. Fazla kalemin varsa ver. Çok ayıp, değil mi? Öyle ver. Emir kitbiyle konuşulmaz. Arkadaşlarımızla da, annemizle, babamızla da böyle ver denmez. Kibarca, sizin gibi güzel, kibar çocuklar, verir misin arkadaşım? Verebilir misin? Verir misin? Nokta nokta, onu bana verir misin? Ya onu bana verir misin? Onu bana verir misin? Değil. Kibar bir öğrenci olarak ne diyoruz? Lütfen onu bana verir misin? Yaz tatili bir hafta sonra açılacak. Yaz tatili açılmaz. Ne yapar arkadaşlar? Başlayacak. Ne demiş? Nokta nokta takınca daha iyi görüyorum. Herhalde kulaklık takınca görmekle alakalı değil. Bu da ne olacak değerli arkadaşım? Gözlük olacak. Hemen ikinciye bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri görsellerden yararlanarak uygun sözcüklerle tamamlayınız. Bakın, 8 ile 4 rakamının toplamı 10 sayısından nedir? Evet, 8 ile 4'ü toplarsak. Arkadaşlar, bununla ilgili daha önceki derslerde anlatmıştım. Kankalar taktiği. 8'in kankası kaç? 2 idi. 4'ü ben 2 2 diye ayırabilirim. 8 ile 2 kanka oldular. 10 oldular. Artı 2 geldi. Yani benim bu işlemimin sonucu 12 oldu. 12 10'dan nedir arkadaşlar? Tabii ki de büyüktür. Harikasınız. Mert'in 15, Ece'nin 16 kitabı vardır. Ece'nin kitap sayısı Mert'in kitap sayısından ne oldu? Tabii ki doğru bildiniz. Daha fazla oldu. Çorba içmek için mutfaktan çorbayı neyle içiyoruz? Çatalla içebilir miyiz? Hayır. Bıçakla içebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Neyle içtik? Kaşıkla içeriz çorbamızı. Çorba içelim mutlaka arkadaşlar. Çorba çok önemli. Geldik matematikteki bu haftamıza. Yer, yön ve hareket. Kareli zeminde verilen A noktasından başlayınız ve komutları izleyerek ilerleyiniz demiş. Arkadaşlar, 3 birim sağa gidelim. 1, 2, 3, buraya geldik. Sonra 2 birim aşağıya iniyoruz. 1, 2 çizgi aşağıya indik. Sonra 2 birim yine sağa gidiyoruz. 1, 2 birim sağa gittik. Sonra 1 birim aşağıya iniyoruz. Aşağı indik. 5 birim sola gidiyoruz. 1, 2, 2'den sonra kaç geliyordu? 3, 4 ve 5. 5 birim sola geldik. Sonra 3 birim yukarı. 1, 2, 3. Aa, arkadaşlar, gördüğünüz gibi başladığımız noktaya geri döndük. Evet, güzel, devam edelim. Yine bu şekildeki komutları izlememiz istenmiş. İzlediğimizde ise bakın bir T harfi çıkıyor. Ne yapmışlar? 2 birim aşağı, sonra 2 sağa, sonra 2 yukarı, sonra 1 sağa, sonra 1 yukarı, sonra 4 birim sol, sonra 1 birim aşağı ve 1 birim sağ, bir T harfi yapmış olduk.
Evet, geldik simetri. Arkadaşlar simetri demek bir şekli simetri çizgisiyle çektiğimizde soluyla sağının, üstüyle altının hepsinin ne olması demek? Aynı olması demek. İsterseniz evde bunu annelerinize, babalarınıza ip baskısı dediğimiz bir baskı vardı eskiden. Oradan da yapabilirsiniz yardım alarak. Bakalım kimler simetrik? Bakın bu şekli buradan kestiğimizde bu kısımla bu kısım şu iki parça arkadaşlar birbiriyle aynı. Dolayısıyla bu simetrik. Peki buradan kestiğimizde bakın aynı mı soluyla sağı? Hayır, aynı değil. Simetrik değil. Üçüncü şeklimize baktığımızda ise bu da bakın şu tarafıyla bu tarafı birebir aynı. Yani bu şeklimiz simetrik. Evet değerli arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki bu şekle göre simetrisini çizelim. Arkadaşlar yani aynısını ne yapacağız? Bu tarafa geçireceğiz. Benim kalemim biraz tabii sizinki gibi olmadığı için ben şöyle biraz dağınık bir şekilde çiziyorum. Evet. Sonra bunun aynısını bakın. Kaç birim gelmiş? 1, 2, 3, 4 birim gelmiş. Biz de 4 birim geleceğiz. Aşağı geleceğiz. Böyle geldik. Şu kapımız bir birim olmuş. Burada da bunu böyle çizdik. İşte buyurun arkadaşlar. Bakın şeklimiz birebir aynı. Burada da okumuz yine aynı olacak. 3 birim. Böyle geldik. Böyle geldik. Ve böyle geleceğiz. Burada da okumuz bizi bekliyor değerli arkadaşlar. Evet geldik hayat bilgisine. Hayat bilgisi çok 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 önemli bizim için. Buyurun arkadaşlar. Ne demiş sorumuz bize? Diyor ki sorumuzda meyvenin adı. Evet bu tabii ki elma. Hangi mevsimde elmamız? Yaz. Portakal. Evet şu günlerde bol bol portakal tüketmeliyiz arkadaşlar. Karpuzumuz yine yaz. Bu neydi? Kivi miydi? Şaka şaka kiraz değil mi? Yaz. Veya ilkbahar. Ama daha çok yaza doğru daha iyi oluyor. İlkbaharda çok kirazımız böyle olmuyor. Ayvamız. Evet, ayva da mutlaka yemeliyiz kış. Ve arkadaşlar sebzeler. Çok seviyorsunuz biliyorum. Pırasa. Bayılıyorsunuz pırasaya. Kış mevsiminde büyük bir C vitamini deposu. Bunu belki birazcık bilmeyebilirsiniz ama biraz okuduğumuzda herhalde çıkardık değil mi? Ispanak. Evet, Temel Reis'in kullandığı ıspanak. Kışın. Yine geldik marulumuz, lahanamız değerli arkadaşlar. Marul gibi duruyor. Biraz daha lahanayı güzel çizebilirlermiş. Lahanamız da yine kışın o. Onun böyle çok güzel annelerimiz dolmasını yapar. Lahana dolması. Kapuska diye bir yemek var. Bilmiyorum duydunuz mu? İsmi biraz garip ama kendisi güzel bir yemektir. Evet marulumuz da burada. İlkbaharda çıkar ama şu an her mevsimde hemen hemen marul buluyoruz. Ve salatalık. Büyük oranda su ihtiyacımızı karşılar. Salatalık da önemli değerli arkadaşlar. Evet hemen ikinci etkinliğimiz ve son etkinliğimize bakıyoruz fende. Evet ne yapacağız? Gerekli kelimeleri yerlerine yerleştirelim. Yazın nokta nokta renkli ve nokta nokta kıyafet giyin. Evet arkadaşlar yazın bizim giymemiz gereken kıyafetler açık renk olmalıdır. Evet açık renkli giymeliyiz. Bunun nedeni ne arkadaşlar? Çünkü açık renkler güneş ışınlarını çok çekmez. Koyu renkler soğurur, çok çeker. Dolayısıyla açık renk giyersek çok terlemeyiz. Bir de yazın ne yapıyoruz? İnce giyiyoruz. Evet, dolayısıyla açık ve incemizi gönderdik. Sonbaharda ilkbahar mevsimine göre daha ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalın giyiyoruz. Sonbahar aylarımızda değil mi? Kışın kalın ve ne giyeceğiz? Yazın açık giyiyorsak kışın daha koyu giyeceğiz ki güneş ışınlarını çeksin kıyafetimiz bizi sıcak tutsun. Açık renkli elbiseler biraz önce söylediğim güneş ışınlarını daha az geçiriyor. Çizme mont yünlü elbiseler bunlar hangi mevsimimizde var? Kış mevsimimizin giyecekleri. İnce ırka genellikle ne zaman giyilir? İlkbaharda giyilir değil mi? İnce ırkalar harikasınız. Ve son olarak şort, tişört. Şu günlerde keşke gelse dediğiniz o yaz mevsiminde giyilen kıyafetlerimiz olacak değerli arkadaşlar. Böylelikle 19. haftamızı tamamlamış oluyoruz. 20. haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.